bir amel haline dönüşür. Ebu Bekir Varrak radıyallahu teala anh'ın çoğu zaman iki rekat namaz kılardım. Allah'ın huzurunda kılamadığımı bilirdim. Zina yapmış bir adamın utanması gibi ağlaya ağlaya namazdan ayrılırdım buyuruyor. Bari namaz kılamadığımıza yanalım. Bari edebimize noksanlığına yanalım. Bu namaz ne kadar latif bir ibadettir ki Allah'la kul arasında perdeyi kaldırır. Perde kalkmak için kulun daha önceden süslenmesi lazım gelir. Kulun müminin süslenmesini İyit Sabri Paşa Hazretleri namazından önce misvak kullanması, tadile erkan ile güzelce giyinmesi, başına Allah için sarığını namazdan önce sarması, değil efendim takke ile kılmak, müminin izzeti başındaki sarık iledir. Elini götürdüğü zaman öyle bir kalp kurbiyeti olmalıdır ki parmaklar kendiliğinden sarığı aramalıdır. İftitah tekbirine olacağım. El gider başı yoklar. Yemin ederim aklı olsa da yoklar, olmasa da yoklar. Onun kalbinde azamet tecelli ederse elleri sarığını arar. Nerede kaldı başa çık namaz kılan mümin? Yüzüne vurulur efendim namazın. Sana şefaat edeceğine şikayet eder. Şikayet eder beni zayi eden şu kulu da ya Rabbim sen zayi et diye beddua eder. Namazın şefaat olduğu gibi bedduası da vardır. Tesettür meselesi kadın erkek için revadır. Aynen haktır. Allah lütfetsin onu misalinde arz edeceğim. Kıymetli müminler, namazı kişiye namazdan ancak aklı başında olduğu kısım makbul olarak yazılır. Aklı başında olmayan şey yedi şeydir. O da şeytanın işidir. Resulullah buyurdu. Burun kanarsa şeytandandır. Uyuklarsa şeytandır. Vesvese şeytandır. Esnemek şeytandır. Kaşınmak şeytandır. Sağa sola bakmak şeytandır. Bir şeyle oynamak şeytandır. Bakar da tanırsa namaz olmaz. Gördü tanıdı namazı olmaz. Şu halde kişinin aklı başında kıldığı namaz kendine kalır. Resulullah onun içinde buyuruyor ki sizden bazıları vardır baştan sona uyanık olarak namaz kılar. Yani %100'lük isabet. Bazıları yarım nispetini alır. Bazıları 1/3 namaz kendine kalır. Bazılarının 1/4 kalır. Bazılarının 1/5 kalır. Bazılarının 1/10 ulaşır. Bazılarının da hiç namazı olmaz. Demek namaza duran namazdan tam isabet alıp tam feyzini kazandığı gibi hiçbir şey alamadan da çıkar. Şu adam 1/10 alır, şu adam 1/4 alır, şu adam 1/5 alır. Bunun nispetinin tayini kalbin huzuruna, kalbin huzuru aklın başta olup olmamasına tabidir. Kardeşler amel vardır. Derviş demek amel çok olan değildir. Derviş demek ameli az da olsa kamil yapandır. 50 sene dervişlik ettim. Ne kazandım? Namazımı tam huzurla kılıyorum elhamdülillah. Her işimden namazım tatlı geliyor. Her işimden namazım bana zevk veriyor. Namazın zevki için namazı 4 gözle bekliyorum diyebilen kimse 40 senelik derviştir. 30 senelik derviştir. Filan yere kadar okumuş hoca efendidir. Ama namazdan lezzet olmuyorsa şehirlerin başında kadıyul kudat olsa, kadıların kadısı olsa, müftülerin başında bilmem müftü başı olsa onun eline aklı başında olduğu kadar kalır. Kardeşlerim amelle ibadet anlamaya çalışıyor muyuz? Allah için yol uzun. Yol çok çok uzun. Çok çok yol uzun. Onun için Allah-u Teala razı olsun. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine sordular. Namazın farzları nedir efendim? Cevabında
Onlar namazın farzları kalpte Allahu Teala'dan başkasını kesmektir. Düşünceyi toplamaktır. Bu ikisi olmazsa namaz olmaz. Namaz olmayınca farzından sana ne buyurdu? Namazın farzları, rükünleri vardır, şartları vardır. Kıble, niyet, secde, evet evet evet, bunlarsız namaz olmaz, o edasının şartıdır. Ama bu da kabulünün, faziletinin şartıdır. Öbürleri müftü kadar kamil kılsan ama kabulünün, faziletinin şartı yerinde olmazsa, amel defterine elini aldığın zaman 30 sene kıldığın namazdan bir sevap bulamazsın. Ya Rabbim, 30 senelik namazın ne sevabı yok? Sen sinek avlardın, çantaya bakardın, filandı filandı filandı, adamı geri çevirirler. Gördünüz mü amel ne, ibadet ne, daha görmedik Allah için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kitap bitireceğiz, daha yeni anlayacağız, yeni başladık. Daha mukaddemedeyiz inşallah. Muhteremler, bu namaz nasıl bir namazdır, ne kadar kıymetlidir ki, şeriat-ı Muhammediye'de niyet ilmi, ilim fülü olarak ameli teşekkül ettirir. İlim olmayan kimsenin ameli olmaz. İkincisi ilmin neydi? Burada kaldık. İlmin ikincisi, o amelin ibadete çevrilmesi için erkanın, edeplerinin şartlarına taalluk eden bilginin bilinmesidir. Birincisi neydi? Bu niyetle amel mi oluyor, ibadet mi oluyor? Yani günahlı bir masiyete mi gireceğim bununla, yoksa bu itaate mi götürür? Önce bunun ilimlerini arayacak. Deminki misalleri arz ederim. Siyasetten bir tarafı tutar, kanaatı bir tarafa gelir, öbür tarafa hıncından, belki Müslümandır öbür taraf, belki de imanlı hacı hocadır, elime geçse derisini yüzerim vallahi de. Hakikaten eline geçse derisini yüzecekse katil yazarlar. O beğenmediği siyasinin şefini kesti, katil oldu. Yardımcılarını da keser, katil olur, toplumunu keser, ona giren cemaati de keserim der. Salata kesip turşu yapan turşucu gibi olur. Ama defterler katil defteri olarak dolar. Kardeşlerim, dolar Allah hakkına. Kardeşlerim, dolar Allah hakkına, inanın dolar. Onun için buyurulmuştur ki, onun için buyurulmuştur ki, Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidine Muhammedin ve ala ali Muhammed. Allah için bulalım bunu, ne olur. Bu çok çok hoş bir mesele. Evliyayı İzam'ın ulularından Cenab-ı Ebu'l-Fazıl Hazretleri'nin çok kamil sözleri vardır ki, Hazreti İmam-ı Şarani Hazretleri bu zattan gördüğüm ilmin kemalatını bir yerden duymadım buyurmuştur. O muhterem buyuruyor ki, bir tayin yaparak kendi idrak ve anlayışının niyetine göre bir tayin yaparak Allah'ın yaratıklarından hiç kimseye sövme. Bir tayin yaparak, bir tayini anladınız. Siyasi anlayışı olur, fikri anlayışı olur, ilmi anlayışı olur. Olur da olur, bu asırda 70 bin tane anlayış metodu var, anlarsınız ya. Allah'ın yaratıklarından birisine sövme. Yani yaptığı onun günahlarıyla zatın kendine sövme. Bilmezsin ki sövdüğün şahıs bir gün tövbekar olur, senin akıbetin belki ondan kötü olur. Sen öyle yapma. Ama şahsına sövme de yaptığı fiiline kötüle. Kendi günahından rücu edebilir. Ama günahı nereye gitse yine günahtır. Sen onun günahını ayıpla, günahını söyle de şahsına sövme. Sen bana bir Resulullah delili getir dersen, Resulullah aleyhisselam buyurdu, hiç duymadığınız bir hadis, sarımsak bir bitkidir, kokusunu sevme. Resulullah buyurdu, sarımsak bir bitkidir, kokusunu sevmem.
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz demedi, sarımsağı sevmem demedi, kokusunu sevmediğini söyledi. Çünkü sarımsağın kokusu hoş değil ama kendisinde pek çok nimet var. Bu asırda tabii bitkiler doktorumuz Hacı Muhammed biliyor, ben de biliyorum ki sarımsak hapları eczanelerin vitrinlerinde küp küp dolu. Sarımsak da dünyanın en büyük materyalleri var, mineralleri var, enerji deposu halinde. Resulullah'ın risaleti bilmez mi ki sarımsak vücuda 70.000 tane fayda getirir? Demedi Resulullah, ben kokusu için sarımsağı sevmem demedi. Sarımsak bir bitkidir, kokusunu sevmem. Onun için bu hadisi şerif misaldir ki senin anlayışına göre hoşuna gitmeyen tarafın bir günahlı fiil işlerse derisini yüzüp katletme, elime geçse derisini yüzer keserim deme, kesersen kadir defterine yazarlar. Hakikaten eline geçse kesecek misin? Bu niyet oldu çünkü. Keserim vallahi. O zaman da katil defterine yazarlar. Ne kelleler kestin hani sen siyasi konuşmalardan? Belki senin cesedinde bin adamın katil günahı var. Anlıyorsunuz? Anlıyorsunuz? Anlıyor musunuz? Anlayamazsınız efendim, sanatımız bu. Bunu söylemesek, kesmesek o gün tatlı bir gün olmaz. Kes, kes, seni de cehennemde keserler. Resulullah Aleyhisselam böyle buyurdu. Sarımsak bir bitkidir, kokusunu sevmem. Demedi sarımsağı sevmem. Sarımsağı sevmem deseydi, beşeriyet sarımsağı asla sofrasına koyamazdı. Resulullah'ın sevmediği bir şeyi sen nasıl yapabilirsin? Halbuki bugün sarımsak eczanelerin vitrinini süslüyor. Türlü türlü haplarla tababet aleminde enerji deposu haline gelmiş. Benim gibi beyaz sakalları resimle koymuşlar eczaneler. Barfix denilen demirlerde 70 yaşındakiler takla atıyor. Bunu sarımsak yaptı. Allah'ın kudretiyle. Kendi anlayışından dolayı bir kimsenin Allah yaratıklarına sövme, onun yaptığı masiyeti ayıplayabilirsin. Hazreti Selman-ı Farisi Hazretlerine sövdüler. Faile mi kızalım fiile mi? Faile dua aklın var, fiiline kız. Fail yani o fiili işleyen faile dua hakkı var. Komünisttir. Fransa'nın en azılı komünisti Müslüman oldu, kitap yazdı. Kastaneli komünist adı neydi? Söyle siz bilirsiniz. En azılı bir komünist Fransa'da 20-30 senelik sekreter, en azılı komünist Müslüman oldu. İslam hakkında da çok geniş eser yazdı. Fiilli komünist söv. Zaten sövme bak mümin oldu. En meşhur şarkıcı Amerikalı'nın adını bilemem mümin oldu. En meşhur kozmonot Ay'a gitti, ezanı Muhammediye dinledi, Müslüman oldu. Kahire'de Ay'daki ezanı duyduğunu söyledi. Sen sövme. Bak sonunda ne olacağı bilinmez. Cenab-ı Alparslan radıyallahu teala annem hazretleri İslam'ın bahadır kumandanı 200 bin kişiyle Mavi Rayun Nehri geçti. Ordusunu bir gün önce merasimini seyretti. Yeryüzünde benim gibi büyük sultan yoktur diyerek kibire kapıldı. Ertesi günü bir kale kumandanı tarafından hançerlenerek şehit edildi. Şehit olmadan dedi ben Allah'ın karşısında tekebbür ettim. 200 bin kişilik Allah'ın kuluyla Allah'a karşı tekebbür ettim. Onun için de Allah beni bir aciz kuluyla katlettirdi buyurdu. Tövbe istiğfar ediyorum ya Rabbim. Halbuki Roman Büyücü'ne karşı 50 bin kişiyle muvaffakiyeti Allah'ın inayetine güvenmesinden çıktı. Kötü bir fiil insanın akıbetine de tesir eder. Hayırlı bir niyet kurtuluş ve necatına da tesir eder. Gördün mü? Gördün mü? Amel aynı amel, niyet işi değiştirdi.
Kardeşim amel, niyet güzel diyerek de çirkin amele helal mühürü vurma. Bu birinci kısım ilme ihtiyacımız var. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Daha ameli bitirip ibadete giremedik. İyice girsin, çok tatlı olacak inşallah. Sıkılmıyorsunuz değil mi kurban? Sıkılmıyorsunuz değil mi? Eski kestiğiniz koyunlara tövbe edin. Yani koyun gibi kestiğiniz adamlara tövbe edin. Bilemezsiniz sonunda tövbekar olur da seni geçer. Nice fahişe kadınlardan veli oldu. Nice nice eşkıya reislerinden yüksek veliler çıktı. Nice nice komünistlerden mümin olanlar oldu. Nice nice güzel denilenlerden de helaka gidenler oldu. Belam bin Bağura, Allah-u Teala Hazretleri dili çıkmış köpeğe benzetiyor. Köpek solumak için dilini çıkartır, böyle teneffüs eder ama susuzluğuna ve teneffüsüne bir fayda vermez. 12 bin kişi sohbetini yazardı. İsmi Azam'ı bilirdi ama Cenab-ı Musa Aleyhisselam'a karşı beddua etti. Ordusunun yenilmesini istedi. Allah'ın tarb ettiği en etna köpekten de aşağı oldu. Kardeşim, Allah için ameline güvenme. Hazreti amele güvenmemek için neler söylemiş Hatemül Asam radıyallahu teala anhu. Hocalar, hacılar, sofiler, Allah için dinleyin. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidine Muhammed. Görkemli konaklara, verimli bağ ve bahçelere, satın aldığın arsalara sakın aldanma. Ev yaptırmak için kurduğun planlara aldanma. Cenab-ı Adem Aleyhisselam'ın başına gelenler cennette geldi. Yani cennetten daha büyük mekan var mı? Ne geldiyse Adem Aleyhisselam'ın başına gelenler orada geldi. Bağ, bahçeye, tapuya, binaya, plana güvenme. İbadetine, kerametine, ilmine aman aldanma. İsmi Azam bilen Belam bin Bağura'nın başına gelenler geldi. 3. Sen ol, amel çokluğuna güvenme. İbadetine güvenme. Bunca ibadet çokluğuna rağmen şeytanın başına, iblisin başına gelenler geldi. Dünyada bir karış toprak koymadığı secde etmesin. 7. kamp semavatta 1000 sene secde ve ibadet etti. Ama ibadeti fayda vermedi, iblisin başına gelen geldi. Şimdi bize geldi sıra hacıya, hocaya. Abidlerin, alimlerin, şeyhlerin sohbetine, sohbet yaptığına, meclisinde bulunduğuna sakın sakın güvenme. Ben 40 senelik tekkenin bakkalıyım deme. Ben 7 senedir bu kürsenin hatibiyim deme. Sakın sakın güvenme. Çünkü beşerin sultanı Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın yanında bulunmasına rağmen, onu gözü gibi sevmesine rağmen Ebu Talib'in başına gelenler geldi. Amcası olmasına rağmen Ebu Leheb'in başına gelmedik kalmadı. Sakın 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 7 senelik tekkenin bakkalını yaptım, 7 senelik kürsünü vaiziyim güvenme güvenme. Sakın sakın güvenme. Allah'ın azametine sığın. Her türlü ibadette tahammülü veren, kalbini ibadete ram eden, kalbini zatıyla muhabbete, marifete sokan Allah'tır. Hidayeti müminlerin kalbine saçan Allah'tır. Şeriat-ı Muhammed'i kalplere nurunu saçan Muhammed Mustafa'dır. Sakın sakın amellere de güvenme. Aşçısıyım, hocasıyım, şeyhiyim, filanın vekiliyim deme. Akibet meçhul. Buraya nereden geldin? Senin anlayışına göre sakın sakın adamlara sövme. Fiillerine ayıplanma, zatına sövme, bilmezsin ki o adam veli olur. 70 senelik Allah razı olsun mecusi, bir mecusinin adı neydi? Ahmet bin Harp Hazretleri gitti, 70 yaşında komşusu mecusu Behram. Behram, Behram. Olmadı. Behram.
Behram, işte onun gibi bir isim. 70 yaşındaki mecusi mümin oldu da çıkıverdi. Hiç namaz kılmadan, hiç harp etmeden mümin olup cennete giren şehitler var. Bizans'ın kumandanı geldi de Hazreti Halid bin Velid'in yanında imana geldi. Hemen tecrid-i iman ile gusül aldı, döndü Bizans'a karşı muharebette hemen şehit oldu. Hazreti Amir bin Sabit eşoğullarından Kureyş'ten geldi, Resulullah dedi, ya Resulallah ben iman edeyim de mi harp edeyim, benim Allah için harp ettiğimi de mümin mi olayım, önce mümin olsun mu harp et dedi. Amir bin Sabit radıyallahu anh'ım iman getirdi, namaz, niyaz, hiçbir şey yok, döndü Kureyş'e karşı muharebe etti, şehit oldu. Cenab-ı Ebu Hureyre Hazretleri buyururdu, namaz kılmadan, oruç tutmadan, zekat vermeden, hacca gitmeden cennete giren kim? Amir bin Sabit radıyallahu anh'ın derler gülerlerdi. Bak böyle de var. Böyle de var. Hiç namazı yok, hiç orucu yok. Olur mu? Olur. Şehit oldu. Hiç günahsız gitti. Mizanda bir elif kadar günahı yok. Sakın anlayışın dolayısıyla söyleme. Zat ne olacağı bilinmez, senin de sonun görülmez. Fiiline ayıkma, zatına dua et. Olur mu? Komünist bile, Fransa'nın azılı komünisti bile iman sahibi oldu da Suriyeli bir hanımla evlendi de bir de İslam kitabı yazdı, meşhur. Olur. Ermeninin biri, gazetede okudum, Sultanahmet Camisi'nde mümin olmuş, ağlıyormuş. Gazete muhabiri de dindar birisi. Demişler, niye ağlıyorsun? Yaşı 70. Demiş, ben ağlamayayım, kim ağlasın? Niye ağlıyorsun? 70 yaşındayım, amel ettim, Cenab-ı İsa'yı hoşnut edemedim. Mümin oldum, ömrüm kalmadı, Muhammed Mustafa'yı hoşnut edemem. Ben ağlamayıp kim ağlasın? Kardeşim, ne olur anlayış göster, ibadetlerini yele verip amele çevirme, anlayışınla her tarlaya tohum ekme, nice ektiğin tohumları el götürür, rüzgara verirsin. Abi anlasak bu sözler nerelere varıyor? Sanmıyor mu sözler nerelere varıyor? Çok yerlere varıyor da Allah anlayış versin. Nerede kaldık hocam? Amel, ibadetin arasındayız. İbadetin ibadet olmasında nice hikmetlerin olduğunun hesabındayız. İşte böylece gidip gelip duruyoruz. İşte ikinci cins amel ne ameldi ki? İkinci cins amel, Allah-u Teala razı olsun, İbadetin tekamülü için, ibadetin kemalatı için ilmi hal bilmek lazım gelir ki bir insanın elbisesinde bir dirhem necaseti galiza olsa, yani 3,36 gram olsa yıkanması farzdır. Bununla namaz kılsa namazı batıldır. Diş çamaşırın olur, dış çamaşırın olur. 3,36 gram, 3,5 gramdan aşağı. Namaz kılanın septürlü avret yapması lazımdır. Erkekler için avret nedir? Erkekler için göbeğinin altından diz kapağına kadar gelen yerin örtülmesi farzdır. Erkeğin göbeği imamların içine göre avret değildir. Ama diz kapağı hepsinin yanında avrettir. Kadının başı üzerinde olan saçı avrettir. Ne kadar uzun olursa olsun avrettir. Esas olan kavim budur. 1 metre kızın saçı, kadının saçı uzun olsa avrettir. Saçının miktarı bir kulağın büyüklüğünün 1/4 kadar çıkarsa namazda namazı batıl olur. Kadının saçı namaz örtüsü içinde kulağını, saçını gösterirse namazı batıl olur efendim. Çünkü kulak müstakil bir uzuvdur. Bir uzun, bir rükün miktarı veya bir rüküne eşit olan bir miktar 1/4 açık olursa namazı fasit olur. Kulak bir uzuvdur. 1/4 iki parmak bile etmez. 1 parmak, 4 parmak benim kulak var mı?
Yok o kadar büyük değil Allah için. Bir parmak kulak açılırsa namaz gider. Nice hanımefendiler var kulaklarımız çınlayan sıcılar. Allah hepimize hidayet satsın. Namaza durur. Mekke'den ipekli bir örtü getirmiştir. Kadının resmini çek de kulağındaki küpenin markasını oku. Dışından ipeklidir, içinden eti, saçı, kulağı görülür. Hanımefendi, resim çektirmeye bu örtü yarar da namazın ibadetini amel eder. Yani ibadetten çıkarır, bunu bir dava eder. Onun için ne olur saçının şu bir kulağın dörtte biri olacak kadar yerini gösterme. Benim gibi örtüyü kafaya koydun mu koydun? Ha buradaki saçın bir kulak kadar olur namazı bozar. Gördün mü? Niyeti halis. Allah için namazına durdu. Hem de aşkına durdu. Aşkına durdun. İlmin yok efendim. Niyetin ne güzel. İlmin yok. Artı amelin ibadetten çıktığı boş bir dava oldu. Fiil ve hareket. Kuru bir fiil hareket kaldı. Duydun mu? Hanımla duydun mu? Duydun. İyi duydun. Bir kadının kulağının dokuzda biri, tırnak kadar bir şey oldu, bacağının dokuzda biri açılsa namazına manidir. Çünkü toplamı bacağın dokuzda biri, ayağının dokuzda biri, kulağının dokuzda biri, ikisini topladın, kulağın dörtte birinden fazla olduğu için namazı bozar. Hanımefendiler ne olur namaza tesettürünüz tamam olsun. Gerdanınız, boynunuz bir uzuvdur. Boynunuz bir uzuvdur. Kulağınız müstakillen bir uzuvdur. Gerdanın uzuvdur. Memeler kadının ilimde ayıp olmaz. Doktora gidip de muayene oluyorsunuz ya. Bu da şeriat doktoru. Kadının memesi bir uzuvdur. Gerdanı da bir uzuvdur. Namaza durdu da şuradan kıtısı görülü görülü veriyor. Namaz gitti. İbadetin bitti. İşin amel oldu. Amel neydi? Fiil ve hareket. Yatıyor, kalkıyor, Allah'a ekber diyor, ağlıyor ağlıyor da kılıyor. Ağlaman da fayda vermez. Kıyafetten güme gittin. Setir avretten güme gittin. Kalın kumaşlarla giyin. Yerlere kadar uzun giyin. Başınıza hamam bohçası gibi kalınını koyun. Masa örtüsü gibi kalınını koyun. Fotoğrafta artistlerinki gibi türben koymayın. Bunlar da denir mi? Ben demeyip de kim diyecek? Öyle yaparsanız namazınız yanar. Amel, ibadet, kulluk, daha kulluğa çok yol. Allah bildir varacağız dünya sonra. Sabırın. Gördün mü kurbanlar? Gördün mü kurbanlar? Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Erkek ipek elbiseyle namaz kılarsa caiz değildir. Caiz değildir. Erkek ipek elbiseyle kılarsa. Kadının başının örtüsü, Allah-u Teala razı olsun, başının, boynunun, kulağının her tarafını örtecek durumda olmalıdır. Bunlar namaz bahsi olmadığı için, misalimiz olarak huzurunuza getirdiğim için, bundan sonrasını lütfen okuyun. Aldığınız abdestin bir yüzüğün oynatılmaması namaza zarar verir. Ellere hilallamamak zarar verir. Gözlerin üstündeki kırışıklığını, gözlerin pınarını,